izleyiciler. TGRT Haber'den iyi günler dileyerek başlayalım. Gün ortası kuşağımıza saatlerimiz 13.45'i gösteriyor. Şimdi çok sıcak görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Hem TGRT Haber hem de İhlas Haber Ajansı farkıyla bu görüntüler ekranlarınıza gelecek sevgili izleyiciler. Dün İzmir'de Rüya Bebek anneannesiyle birlikte kaybolmuştu. Annesine kavuştu. O kavuşma anları şu anda ilk kez ekranlarınıza geliyor. Evet, görüyorsunuz Rüya Bebek artık annesinin kucağında. Sağlık ekiplerinin denetimi altında annesinin kucağına verildi. Şu an itibariyle de her ikisi de hastanedeler sevgili izleyiciler. Rüya Bebek'in sağlık kontrolleri yapılıyor. Bir kez daha hatırlatalım. Dün anneannesiyle birlikte Rüya Bebek kaybolmuştu. 1,5 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Ailenin merak dolu, korku dolu bekleyişleri sürüyordu. İşte bugün de Rüya Bebek bulundu, annesine kavuştu. Annesinin gözyaşlarını tutamadığını görüyoruz sevgili izleyiciler. Sağlık ekipleri de bir yandan Rüya Bebek'in sağlık kontrollerini yapıyorlar. 112 sağlık ekiplerini de görüyorsunuz. Şimdi işte o kavuşma anlarını alacağız. İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber farkıyla olduğunu bir kez daha altına çizelim sevgili izleyiciler. Arkadaşımız Ceren Atmaca bizlere bu duygu dolu anları anlatacak. Bir kez daha İzmir'e döneceğiz. Bakalım Ceren bizlere neleri aktaracak. Ceren'den son bilgileri alacağız. Ceren, söz sende. Evet, İzmir'in Tire ilçesinden bu sabah saatlerinde sevindirici bir haber geldi. Sizin de bildiğiniz üzere dün 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün evden ayrılmıştı. Derebaşı mahallesinde yaşıyorlardı. Evden ayrılmıştı. Tabii son günlerde üzücü haberler de geliyordu. Dolayısıyla Çelik ailesi de büyük bir paniğe kapılarak hemen jandarmaya bilgi verdi. Ve dün sabah saatlerinden bu sabah saatlerine kadar hummalı bir çalışma sergilendi. Anneanne ve torunun bulunması için AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri sıkı bir çalışmayla Rüya Bebeği ve anneannesini bir dere yatağındaki ağacın altında bitkin halde buldu. Ve şöyle bir bilgi de verelim. Anneanne ve torunun o saatler boyunca, yani yaklaşık 24 saat boyunca yanlarındaki salatalık ve elmalarla beslendiğini biz öğrendik. Ve tabii aile de, Çelik ailesi de, anne Derya Çelik ve baba Hakan Çelik de rahat bir nefes aldı çocuklarının bulunduğu haberinin ulaşmasıyla birlikte. Ve evlerinin önünde heyecanla beklediler. Hatta annesi heyecandan baygınlık da geçirdi. Ve o kavuşma anı da tabii ki çok duygu doluydu. Herhangi bir tepkiye yol açmaması amacıyla, çünkü bildiğiniz gibi anneannenin de bir sağlık problemi olduğu söyleniyordu. Büyük bir kavuşma anı, çok güzel bir kavuşma anıyla anne de çocuğuna kavuştu. Ve anneanne de jandarma aracında bekletildi. Şu anda Tire Devlet Hastanesi'ndeler anneanne ve torun. Şu anda sağlık durumları her ikisinin de iyi. Şu anda sağlık kontrolleri devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.